dokumuz, kokumuz, hamurumuz, mayamız Erzincan. Erzincan'ı şahlandıracağız. Erzincan'ı Türkiye'nin yıldızı yapacağız. Bana oy vermeyenlerin de vekili olacağım. Bana oy veren gururla dolaşacak. Oy vermeyen 4 ay sonra diyecek ki ulan bu adammış, keşke oy verseydim. Erzincan'daki ne kadar hemşeri varsa, dostlar varsa onlarla konuş. Ben sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Bastan hemşerim. Sizin herhalde Erzincan'da ayak basmadığınız yer kalmayacak. Her gün ben 12 kilometre yürüyorum. Her gün. Öyle Murat Kurt, aynı ayakkabılara giyiniyor. Öyle mi? Aynı adam gönderiyor ayakkabı. Sağdasınız ya. Aynı ayakkabılara giyiniyor. Yalnız benim ayakkabı paralarımı ödesin, sponsorluk yapsın bana. Tamam. Bakalım diye mi? Tabii ne olacak oğlum? Ne olacak? Murat Kurt'un belediyeye gelirdi, benim ayakkabıda otururdu. Erzincan için son derece heyecanlıyım. Ama unutmayın, inanarak çalışanlar, inanarak koşanlar hiçbir zaman yorulmaz. Erzincanlı her zorluğa dayanır ama Erzincanlı haksızlığa hiçbir zaman dayanamaz. Baba ocağında bulunmak, dede ocağında bulunmak ayrı bir keyif. Bu topraklara hizmet etmenin gururunu ve onurunu yaşayacağım. Kendimi adeta Gençlik Kolu Başkanı gibi hissediyorum. Bana oy versin vermesin, bütün Erzincan'ı kucaklayacağım. Erzincan'ın %100'ünün yüzünü güldürmek için canla başla çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Merhaba başkan, hoş geldiniz. Kolay gelsin, pazar olsun size. Sizi tanımazsınız. Yayla başından Mutlar Yasem. Evet. Çok memnun oldum. Misafiriniz olmuştuk sizin. İstanbul'a geldiniz siz. Evet, İstanbul'a geldim. Sizi ben aldım, gezdim, otelde kaldınız. Kaç sene önce ya. İyi ki yapmışsınız. Maşallah. Aşk olsun. Misafirimiz olmuş. Eyüp Sultan'a götürdüm ben bunları. Namazı, cuma namazına götürdüm. Kumburgaz'da kaldık. Kumburgaz'da Prens Otel'de kaldınız. Evet. İyi yapmış ama olan şu. İstanbul'da adam geliyor, oy kullanacak. Sandığa girmiş, dua diyor. Allah'ım ya Rabbim benim günahlarımı affet. Allah diyor ki sandık başkanı, amca ne yapıyorsun diyor. Diyor ki ben hayatımda DSP'ye ilk defa oy vereceğim de günaha girmeyeyim diye dua. O da diyor ki verme, niye veriyorsun? Ya ben diyor Sarıgül'e veriyorum. Sarıgül diyor benim okulumu yaptı. Torunumu okula kaydettirdi. Hiç merak etme, ben Erzincan'ın bak %100'ünü kucaklayacağım. İnşallah. Ve şunu bilesin ki bana oy vermeyenlerin de vekili olacağım. Yani. Bana oy veren gururla dolaşacak. Oy vermeyen 4 ay sonra diyecek ki ulan bu adammış, keşke oy verseydim. Bizim tek sorun o çiftçinin abi can damarı, o suyun gelmesi. Size bir şey söyleyeyim bak. Burada Erzincan'da HES'leri kaldıracağız. İnşallah. HES'ler aynı zamanda para kazanmıyor. Yapanlara da yazık. Ve yanlış bir sistem. Burada Erzincan'da rüzgar enerjisi olacak. Burası rüzgar. İkincisi çiftçimize 5 sene mazot desteği, gübre desteği, elektrik desteği, tohum desteği vermezsek çiftçimiz bu malını da satıyor kardeşim. Başarım bundan korkutmuş ya değil. Ben buraya bakıyorum. Sarıgül gelse deyip abi yuttu, motorları da elimizden alacak. Konuşuyorsun, hep konuşuyorsun. TikTok çok başarılı. Çok iyi. Erzincan'a aday olmanızı da çok sevdim. Sağ olun. Gerçekten çok sevdim. Toprağım, kendi yerim, son derece mutluyum ve sizlere de çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Hadi. Buna fena değildi adın abi. Süperdi. Süperdi yani, hiçbir negatif yok Allah'a şükür. Ha bakanım nasılsınız, iyi misiniz? Mustafa, merhabalar. Haberlerini günü gününe alıyorum. Bakanım yoğun geçiyor ama vatandaşın ilgisi son derece iyi. İnşallah böyle güzel bir sonuçla geldiği zaman ben de buradan değişik illerde tanıdığım değişik insanlarla konuşuyorum. Çok iyi olur bakanım. Yani meclise geldiğin zaman sana en azından böyle 5-6 tane havari hazır vaziyette olacak. Anladım bakanım. Sağ olun canım çok bakanım. Çok önemli. Yani doğru. Sadece iyi sağ olmak
yeterli değil. Bravo. Havarilere de sahip olmak kesinlikle lazım. Kesinlikle bakanım, kesinlikle. Sağ olun bakanım. Tamam. Efendim başkanım. Ha canım, nasılsın Erdoğan'cığım, iyi misin? Sağ ol başkanım, sen nasılsın? Saygılar, sevgiler, değerli başkanım. Erzincan'daki ne kadar hemşeri varsa, dostlar varsa onlarla konuş. Erzincan'ın dertlerini çözmeye, sorunlarıyla ve problemlerine ışık tutmaya inşallah adayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erzincan'ımızı en iyi şekilde temsil edeceğim. Erzincan'ın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve ülkemizin dikkatini her zaman Erzincan'a çekeceğim. Erzincan'ın sesi daha da gür çıkacak. Erzincan konuşulur bir kent olacak. Ben vaatte bulunmuyorum. Bugüne kadar yaptığım şeyleri söylüyorum. Bugünden sonra da inşallah her yurttaşım bana oy versin vermesin, Erzincanlı olmanın onurunu, gururunu ve coşkusunu hep yaşayacak. Her gün ben 12 kilometre yürüyorum. Her gün. 12 kilometre yürüyorum. Saat 6'dan 5.30'a kadar yoğun geçiyor. 5.30'da bir mola veriyoruz. Saat 7'ye kadar yemek yiyoruz ve tekrar gece 11'e kadar koşuyoruz. Devam. Devam. Sizin herhalde Erzincan'da ayak basmadığınız yer kalmayacak. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Başkan. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkürler. Merhaba canım. İyi misiniz? İzledin mi? Tabii ben sana. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Hadi. Başkanlarım merhaba diyeyim. Hadi. Başkanım. Hale geldik. Hadi bir merhaba diyeyim, ondan sonra geçeyim o zaman. Aa, merhaba. Hoş geldin. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Dur ya hocam, sen... hoş geldin diyeyim. Hadi. Hocam sen hoş geldin. Geldin ya. İnşallah iyi olacağım. İnşallah. Ben çok senin arkan, sizin arkanızdayım. Cumartesi günü bekliyoruz mitinge. Tamam hocam. Merhaba. Tamam. Merhaba. Nasılsın canım? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Eğitimler çok değerli. Seçimi kurtaracak olan sen. Tamam. Bir dikkat edin. Bazen gelin. Bir sefa alır mıyız? Sen şeyi yedek et. Sen İyi. Hayırlı işler. Cumartesi bekliyoruz. Tamam, gelsin. Sağ olun. Merhaba, nasılsın? Hadi cumartesi bekliyoruz inşallah. Canım kolay gelsin hayatım. Hayırlı işler. İyi misin? İyi, sizler sonra. Hadi, hadi canım benim, hadi. Cumartesi günü Erzincan büyük mitingimize, Erzincan meydanında büyük mitingimize hepiniz davetlimizsiniz. Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül'ün selam ve saygılarını sunuyoruz. Kararımızda çok bekledik, oy vereceğiz. Başınız dik tutuyoruz. Başaracağız diyor milletvekilimiz Sarıgül. Sizlere selamlarını, saygılarını, sevgilerini sunuyor. Dağlar düz olur, yürek yüreğe verince dağlar düz olur. Sabır dilen gönüllere kışlar yaz olur. Sabır dilen gönüllere kışlar yaz olur. Türkiye tarihinde ve Erzincan tarihinde muhteşem bir toplantıyı hep beraber gerçekleştireceğiz. İnşallah Allah'a kısmet ederse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Erzincan'a gelecek ve Erzincan'da o kadar büyük coşkuyla, o kadar büyük heyecanla karşılayacağız ki inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'dan uğurlayacağız. Geliyor Kılıçdaroğlu, hem temiz hem de dürüst bir insan. Hepinizden ricam şu, zaman dar, tekrar geleceğim.
Düzgün Baba hepimizin yardımcısı olsun. El ele, el hakka. İncinsen de incitme. Düşmanınızın insan olduğunu unutmayın. Size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin. Şu anda önümüze 22 sene sonra muazzam bir fırsat geldi. Bu fırsatı saygıyla, sevgiyle hep beraber değerlendireceğiz. Çoluk, çocuk, torunlar dahil olmak üzere cumartesi günü Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda tarih yazacağız. Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu özgür bir Türkiye için, demokratik bir Türkiye için bütün din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı olmaması için tehlike yanımızdan geçerken seyirci kalamayız. Şimdi küsme zamanı değil, darılma zamanı değil, şimdi el ele, kol kola, omuz omuz olma zamanı. Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara saatiyle karşınızdayız. Erzincan'da Sayın Sarıgül bizi bekliyor. Merhabalar efendim. Merhabalar, Erzincan'ımızın Altın Başak ilçesinden, beldesinden sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Söyle Murat Kurum, aynı ayakkabılara giyiniyoruz. Öyle mi? Ya, aynı adam gönderiyor. Sağdasınız ya. Aynı ayakkabılara giyiniyoruz. Yalnız benim ayakkabı paralarımı ödesin. Sponsorluk yapsın bana. Tamam. Bakan diye be. Tabii ne olacak oğlum? Ne olacak? Murat Kurum belediyeye gelirdi, benim ayakkabıda otururdu. Belediyeye gelir, ayakkabıda otururdu ve çok proje beraber yaptı. Çok Şişli de değil mi? Tamam. Siz o Ali Sami Nuray'ı da Murat o dönem Bey. Murat Bey görevde miydi? Tamam. Murat Bey evet. Hepsi Murat. Başarılı mıdır? Çok başarılı. Çok başarılı. Tayyip Bey onu bakan yapmalıydı yani. Erzincan Mandıra'ya gidiyor, tek başına alışverişini yapıyor. Ankara'da. Erzincan Mandıra diye bir marketi tek başına alışverişini yapıyor. Ya ne güzel ya. Ya birinin övmesi de bence çok değerli bir şey. Siyasetle bunların hepsini anlat. Hepsini anlattık şu anda. Yani de ki abi böyle söyle. Fıstığımızı yerken Erzincan'da. Siz Erzincan'a alıştınız mı? Şöyle siz tam zaten Erzincanlısınız da siz çok yoğun bir hayatın içinden geliyorsunuz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zange ben Erzincan'da 50 yıldır burada yaşıyor gibiyim. Gerçekten mi? Bu tamamen bana bir sürpriz oldu. Son gün haberim oldu, son dakikada haberim oldu. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ama inan ki Erzincan'a ayak bastığım andan itibaren nasıl mutlu oldum, nasıl bir heyecan. Şu anda ben Erzincan'a gitmek istemiyorum. Valla gitmek istemiyorum. Zaten artık bence biraz zor. He? En azından haftanın 3-4 günü. Gitmem. Şimdi ben bugün sağda şunu gördüm. Anonsu yaparken de hep şey dedim. Ya biz bize oy verirsiniz veya vermezsiniz ama biz selamı kesmememiz lazım. Bence çok değerli bir şey yok, ya. Kesinlikle. Bunu var ya Türkiye'yi yaygınlaştırmak lazım. Ve dikkat edersen ben burada agresif bir kampanya, kötüleyen karadan bir kampanya yapmıyorum. Sevgi dolu bir kampanya yapıyorum. Ve burada ben o onu demiş, bu bunu demiş, niye demiş, ne yapmış, genel siyasette o olmuş, bu olmuş, bunların hiçbirine girmiyorum. Tamamen bir hemşerilik duygusuyla, hemşerliğe dayanan bir kampanya yapıyorum. Dedim ki, başka diğer aday arkadaş,
bu mahalledeyse ben başka yere gidiyorum. O bu ilçedeyse ben başka ilçeye gidiyorum. Hı. O dengeleri de çok iyi bir şekilde koruyorum. Sizin sosyal medyada buraya gelmeden önce şeyi izledim YouTube'da. İlk yemin töreninizi izledim. Saçlar falan ya, böyle. Ya değil mi ya? Ya Amerikan şeyleri var ya o dönemki işte önemli sanatçılar falan onlar gibi yani takım elbise. Şurası biraz geniş şöyle. Ne diyorlarsa artık ona. Tam buradaki devaziyeti olmuş. Galiba Sarıgül, Erzincanlı Sarıgül Meclis'e gitmiş. Daha 26-27 yaşında Türkiye'nin en genç mevzusu. Şimdi ne olacak? O yemin töreniyle bu yemin töreni yan yana koyup bu kalecilikler ve yıllar. Evet aynen öyle. Onu yıllar, yapmak lazım ya. Yıllar, yıllar, yıllar. Yıllar neler yaşandı, şişti. Ama işte bu nasıl bir şey biliyor musun Ademciğim? Siyaset. Giriş kapısı var, çıkış kapısı yok. Evlat siyaset şöyle bir şey biliyor musun? Dosta tavsiye edilmeyecek kadar zor ve meşakkatli bir iş, düşmana bırakılmayacak kadar da onurlu ve şerefli bir görev. Düşün, 18. dönem milletvekilisin, şimdi Allah'ıma kısmet etti 28. dönem milletvekilisin. Koç. Ve arada neler yaşandı yani? Neler yaşandı? Hayri İnönü'ye kırgın mısınız? Nasıl? Hayri İnönü'ye kırgın mısınız? Tek cümle evet ya da hayır. Olağanüstü kırgınım. Olağanüstü kırgınım. Çok vefasız ve ihanetçi. Olağanüstü kırgınım. Ve çok ayıp ettim. Çok ayıp ettim. Şu an bir görevde değil galiba değil mi kendisi? Siz genel olarak peki böyle o Hayri Bey'i ayrı tutuyorum. Ses tonunuzdan anladım o orada barışma eylemi olmaz herhalde de. Genel olarak böyle barışma eğilimi olan biri misinizdir? Uzlaşı... %100. Ben ihanetçilerin dışında herkesle beraber olurum. Bir tek ihanetçi olmaz. Hı. İhanet kötü bir şeydir evlat. Vefasızlık kötü bir şeydir, taş olur. Bak seninle biz yıllardan beri beraberiz. O gün karınca kadar önce ben sana bir abin olarak yanıma gelmişim. Çay kahve içmişim. Sen o vefayı her gün gösteriyorsun. Ama o da şöyle oldu. Ben şimdi bunu her yerde anlatıyorum. Biz o dönem yerel radyoda çalışıyoruz. Çok iyi bir proje yaptık. Sihirli mikrofon radyo ödülleri. Ben bir sürü belediyeye gittim. Hiçbirisi inanmadı projeye. Sayın Başkanı da şimdi bizim o dönem radyoda Şişli'de olduğu için belediye ne zaman gelir? Ne zaman gidebiliriz yani? Yani sonuçta arabaları görüyoruz. Zaten sahadaydınız siz. Herhalde asansörden yukarı çıkana kadar projeyi onayladık yani değil mi? Ya çok da büyük bir proje değildi aslında. Yani 2011-2012 yıllarında. Evet. İyiydi. Siz bize bir kent sinemasından bir yer verdiniz. Tamam. Biz radyocu arkadaşlarla bir ödül töreni gerçekleştirdik orada. Okan Bayülgen falan da gelmişti geceye. Ama sonra sen geldin. Ama beklemiyordunuz öyle bir gece. Kabul edin yani. Beklemiyordum ve muazzam bir gece oldu. Şey de sorayım ya, tam böyle kahve sohbeti gibi oluyor ya böyle. Ya sevgili Ademciğim. Ben şimdi sorayım başka. Ben seni konuşma, sen konuşuruz. Ben seni biliyorum. Sonuçta benim için evlatsın, bir kardeşsin, bir evlatsın daha çok. Ama şunu unutma ki, ben Erzincan değil de İstanbul'dan olsaydım sen buraya gelmezdin. İstanbul'da benim seni kıymetli bir harbiyesi yok ama Erzincan başka bir şey. Unutma bak, dünyada iki tane canlı var. Biri Erzincanlılar, bir de sizlersiniz. Bak biz 24 ayarız unutma. 24 ayarız. 24 ayar Erzincan olmak ne demek biliyor musun? 24 ayar Türkiye'nin gündemine oturacak herhalde. Ya 24 oturacak. Çünkü etrafı dağlık, ortası bağlık, rüzgarı sert, delikanlısı mert. TikTok'a iyi ki girdim diyor musunuz? Çok eleştirdiler. Başta benim torunlarım eleştirdi, çocuklarım eleştirdi. Torunlarım bana dedi ki Ayşenaz ve Azra, büyük baba herkes bizimle dalga geçiyor. Bunu yapma lütfen, yorumlar çok kötü. Sonra şimdi Ayşenaz diyor ki, Azra diyor ki, büyük baba diyor ne olur benim arkadaşımın adı Emir diyor. Bir tane TikTok çek gönderir misin diyor bana. Ve ne oldu? Orada biz bir risk aldık. Orada biz bir risk aldık. Bir sürü arkadaşımız problem var dedi, yapmayalım dedi ama kamuoyunda muazzam tanınmamıza katkısı oldu. Gençler bizi muazzam tanıdı. Ya sizin 20 milyon izlenen TikTok'unuz var ya. Bizden sonra evlat, bütün siyasiler TikTok'a girdi ama aynı enerjiyi veremezler. TikTok'un bir ruhu var, bir enerjisi var. Onu hissetmen lazım, konuşman lazım. Ve meramını 9 saniye ile 14 saniye içinde anlatman lazım. Yemin ediyorum TikTok'un sahibi bu kadar sahiplenmiyor TikTok'a. TikTok yol gezen an değil. TikTok'ta bir enerji var, heyecan var, sanat var, kültür var, aşk var, macera var, doğa var, çevre var. Sen nereye gitmek istiyorsan oraya var. TikTok ne biliyor musun evlat? İşçi gençler orada, gecekondaki gençler orada, bizim köydeki gençler orada, fabrikada çalışanlar orada, öğrenci gençler orada. Bir de başka bir şey şu, mesela Twitter. Belli, etkileyemezsin. Kadro belli. Kavga var. Düşünceyi etkileyemez. Çünkü herkesi kültürlü. Facebook, yaş ortalaması 65'in üzerindeki büyüklerimiz var. Instagram, Twitter'da Facebook'un ortalaması. Ama TikTok'ta kararsız gençler var. Yüzer gezer gençler var. Bir de kitle çok fazla. Onları bir halk var orada. Bize medyanın bir ambargosu vardı.
biz medyanın ambargosunu TikTok'la kırdık. O da önemli bak. Medya ambargosunu TikTok'la kırdık. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Lafın özü, kitabın ortası. Bu abi ne iyi bak. Bizim attığımız golün santrası yapılmaz. Burada laf gitti ama. Şöyle. Kemal Bey'le aranız nasıl? Hiçbir zaman aramda negatif bir şey olmadı. Evet, saygısızlık yapmadınız. Yani şey olmadı hiç yani. Yok yok, hiçbir zaman saygısızlık olmadı. Çünkü Kemal Bey sonuçta benim bir vefa borcum da vardı. Adam beni aldı. Bütün partinin birçok insanlarına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptı. Şu anda Kemal Bey böyle bir görev adaysa benim görevim o vefamı en iyi şekilde yerine getirmek. Bir de siz belediye başkanına başka bir makam da kazandırdınız ya. Değil mi? Tabii. Vallahi diyorum bak yani. Ben şeyi hatırlıyorum ya, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Papayı getirip bizi güvercin falan uçurdunuz ya. Uçurmadınız mı güvercin uçurdunuz? Evladım, sen tabii problem ne biliyor musun Türk insanında? Siz George, Mike, Papa olduğu zaman önemsiyorsunuz. Evladım, Papa'nın biri gelir bir gider Sarıgül burada. Papayı getirmiş de güvercin uçurmuş. Ulan ne olmuş yani? Bunu... Niye bunu bu kadar büyütüyorsunuz? Büyütmüyorum şimdi. Bunu niye bu kadar büyütüyorsunuz? Yani siz böyle bir yabancı hayranlığınız var sizin. Allah canınızı almasın. Hayır. Dışarıdan bir İtalyan, bir Fransız olduğu zaman Papa gelmiş, güvercin uçulmuş. Kardeşim bir şey söyleyeyim sana. Onu organize eden kim? Papa'nın buraya gelişini sağlayan kim? Onun için ben sana bir şey söyleyeyim. Bak unutma. Papa'nın biri gelir, biri gider Sarıgül burada. Burada vallahi. Sarıgül siyasi denklemden çıkmıyor ya. Çıkartamıyorlar yani. Hayatım şöyle, şöyle. Çünkü niye biliyor musun? Bizim türkümüz var, öykümüz var, yaşanmışlığımız var. Diyor ki... Bekle kar altında kalan aynen. Buğday tanesi. Bekle kar altında kalan buğday tanesi. Yine onun ısrarı yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Sonra aşağıya nasıl devam ediyor? Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli yeşereceksin. Seçimleri kaybettiğinizi hatırlıyorum ya, 2014. İstanbul. Al. Aradım başkanım, bir açmadı tabii. Sabah da saat 7 falan yani. Hani gece zaten çok büyük bir hengamalar. Sabah gittim. Onu anlatabilir miyim mesela? Abi ne demek öyle? Tabii korumada falan tanıyorlar sonuçta şeyiz yani. O dönemde radyoların çok dinlendiği bir dönem. Başkan be, içeride oturuyor. Ya şöyle içeri gireyim mi girmeyeyim mi diye bir şey. Kimse yok. Başkan be oturmuş koltuğa. Biraz da böyle gömülmüş. Televizyon açık. Ya o an böyle sizi gördüm ya, çok üzüldüm biliyor musunuz? Üzerinde bir polar fermuar hafif açık. Yani gözyaşları akıyor, biraz yani. Kuruyor falan filan. Seçim kaybetmek çok acı bir şey. Şöyle, şöyle, evet. Şöyle. Seçim kaybı fakirliktir, fakirin sahibi olmaz. Ben çok bunu, güzel bir söz ya. Seçim kaybı hakikaten fakirliktir, fakirin sahibi olmaz. Bu hayat vefasızdır yani. Tencere kaynarken herkes gelir. Tencere kaynamıyorsa da bir iki dost vardır. Sen de onlardan bir tanesisin. Seçim gecesi Erzincan'da dolaşacaksınız. Seçim gecesi Erzincan'da olacağız. Bütün sandıklarda olacağım. Gece saat 1'e kadar, gece saat 1'e 2'ye kadar bütün ıslak imzalar alıp seçim kurulu başkanının önünde 972 tane sandık efendim sonucumuz bu diye biz fotokopilerini çekip koyacağız. Şey? Artık iş bitti, aldınız. Kendinizi hangi şarkıya armağan ederdiniz? Seçimi kazandınız siz, milletvekili olarak Ankara'ya garantilediniz. Hangi şarkıya armağan ederdiniz kendinize? Şöyle... Düşündünüz mü hiç? Düşündüm. Gerçekten mi? Vallahi düşündüm. Ben ağlarım buradan seçimi kazanınca. Doğru, annem ve o mezarına giderim. O adam benim babam şarkısını çalarım, üzülürüm, duygulanırım. Keşke benim babacığım hayatta olsaydı, anneciğim bugünü görseydi. Hele hele, yani babam Erzincan'dan çıktığımı görseydi başka olurdu ya. Ne gurur olurdu ya. Direkt yani, direkt hemen buradan ben çıkar çıkmaz. Ankara'ya gitmeden önce mezarlığa gideceğim, babamla konuşurum. Baba geldim derim. Evet. Vallahi bu sözün üzerine de bir şey söylemeyelim. Arkadaşlar Mustafa Sarıgül ile 24 saati çektik. Finali hüzünlü bitti. 15 Mayıs'ta nasıl bir tablo çıkacak hep beraber göreceğiz. Yeni bir 24 saatte karşınızda olacağız.